Giriş ekranımızın tasarımını yapmıştık. Böyle fade in'li ve fade out'la birlikte güzel bir tasarım elde ettik. Şimdi giriş butonuna tıkladığım zaman herhangi bir aksiyonda bulunmuyor. Şimdi bu dersimizde bunu sağlayacağız. Giriş yaptığımda benim oturum açmam gerekiyor. Aynı register.php'de yapmış olduğum işlem gibi. Ben burada işlem yaptığımda kullanıcı bilgilerini bir diziye atamıştım. Öncelikle JavaScript dosyama bir gelelim. Register form'a tıklandığında, UOL Submit'e tıklandığında bir de hemen şu alta nerede bitiyor bakalım. Şunun bittiği yeri öğrenmek istiyorum. Burada bitiyormuş. Bu butonumun adı nedir? Signup.php Giriş Submit. Şimdi geldim buraya, giriş Submit'e class mıydı? ID'ymiş. Nokta click function. Adım adım gittiğimden dolayı ekrana herhangi bir çıktı veriyor mu bakalım. Buradaki değerleri almam gerekiyor. Giriş adı ve giriş şifre şeklinde tanımlamışım. Inputlardan ismi, giriş şifre olanın değerini aldım. Aynı bu şekilde olduğu gibi yine boşluklardan arındırarak temiz bir kodlama yapıyorum. Bunu kopyaladım. Zamanla tasarruf etmek için yakınlaştırdım. Giriş şifreydi diğeri. Burada dikkat etmeniz gereken kodlamayı yaparken değeri alıp alamadığınızı kontrol etmektir. Çünkü sonradan bunları kontrol ederseniz işler karışacağından dolayı size önereceğim yöntem budur. 1 diyelim, 2 undefined dedi. Bak gördüğünüz gibi bir tanesinin değerini alamıyoruz şu an. Giriş adını alamadım. Giriş kadıymış bu. Kodlamaya o şekilde devam etseydim muhtemelen onu bulmakta zorlanacaktım. Gayet şık. Hemen bir Ajax isteği oluşturmam lazım benim burada. Bu Ajax esnek bir yapıya sahip. Sayfa yenilenmeden birçok işleminizi halledebiliyorsunuz. Göndereceğim yer neresi? Login.php. Bunları yine bir verinin içerisine kaydetmem gerekiyor. Birleştirme operatörü JavaScript'te artı PHP'de nokta işareti. Eşittirleri unutmayın burada. Çünkü eşittirle ve şu V işaretiyle ayracınızı belirtiyorsunuz. Data. Ve işlem başarılı ise bana bir geri dönüt vermesi gerekiyor. Dönüt dedim. Alert. Dönüt nokta A. Artı dönüt nokta B diyelim. Includes içerisinde olsun. Her zaman yaptığım gibi yapılandırma dosyamı çağırmayı unutmuyorum sayfanın başına. Çünkü burada oturum, başlatma ve bitirme işlemleri mevcut. Şu şekilde. Giriş kadı yazmıştım.
Yanlış hatırlamıyorsam. Hemen bakalım. Neredeydi? Evet, giriş kadı, giriş şifre. Ne bir sonuç döndürüyorum. Sonucu Echo GSAN'la ekrana GSAN formatında geri döndürüyorum. A eşittir. Giriş kadı ve giriş şifre. Burada sadece değerleri almam için A şeklinde göndermem ve burada A şeklinde ekrana yazdırmam değerlerin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için yeterli olacaktır. Giriş için üye ol dedim. 1-2-3, 1-2-3, giriş. Gördüğünüz gibi değerler son derece başarılı bir şekilde bana döndü. Şimdi yapmam gereken şunları artık bir fonksiyon oluşturabilir miyim diye şurada düşünmek istiyorum. Register.php'de. Şurada dikkatimi çeken bir konu var. Biz kullanıcıları son ID üzerinden bilgilerini alıp ona göre oturum bilgilerini bir değişkene atadık. Yalnız büyük sistemde çalışıyorsanız son eklenen kullanıcı son eklenen ID'ye sahip olmayabilir. Çünkü çok fazla veri işlendiği için iç tarafa. Dolayısıyla sizin eklediğiniz son ID sizden daha önce eklenen bir ID'ye denk gelebilir. Bu da karışıklığa yol açar. Eğer büyük sistem kullanıyorsanız bunu bu şekilde değil, daha farklı bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bizim saniye başına düşen kayıt sayısı çok az olduğundan dolayı bu şekilde bir yöntem izledim. Yani mantığını oturttuktan sonra bu şekilde devam etmeniz işinize yarayacaktır diyorum ve buraya geçiş yapıyorum. Şurada session'ı true'ya eşitleyerek buraya da yapıştıralım bunu. Buna fonksiyon kullanmak istemedim şu anlık. Çünkü daha fazla yazmış olsaydık en az 2-3 kere daha kullanacak olsaydım başka bir yerde buna bir fonksiyon yazma gereği duyardım. Şimdilik burası kalsın. Hemen SQL cümlemi yazıyorum. Connect prepare dedim. Select from tablo adım neydi benim? Kişilerdi. Kişiler. Username eşit olan buna en şifre. Şimdi şifreyi ben şöyle yapmak istiyorum. Veri tabanına girelim. Hem bu yöntemle SHA ve MD5 şifrelemesini de öğrenmiş olursunuz. Bir nebze olsun güvenlik açığından kurtarmış olursunuz kendinizi. Kişiler bölümüne girdiğimde password'ü ben nasıl kaydetmişim? Bir metin olarak kaydetmiş olmam gerekiyor. Bir bakalım. Password varchar 50 demişim. Şunu bir düzenle yapalım. Gerçi 50 işimizi görür ama ben yine de işimi riske atmak istemiyorum. 80 dedim. Kaydet. Burada şöyle bir yol izlemek istiyorum. JavaScript'e geldim. Buradan değil register.php'de. Zaten burada şifre bilgisini almıyorum. Yalnız veri tabanına kaydederken insert bakın burada. Şurada şifre demişim. Şifre başka bir yerde kullandım mı? Hayır, buradan direkt çektim. Tekrardan şifre dedim. Eşittir. SHA-1 MD5 şifre. Bu şekilde veri tabanına gönderdiğimde tekrardan şurayı şöyle yapalım. Giriş şifreyi çektiğimde giriş şifre deyip SHA-1 MD5 ve giriş şifreyi de tekrardan şifreleyerek veri tabanında karşılaştırma yapmam gerekiyor. SQL execute giriş şifre. Eğer böyle biri var ise state dedim. Nedir? SQL'i saydıracağım.
if state büyüktür 0'dan. Yani ekleme işlemi başarılı ise şunu direkt buraya atadım. Yalnız ekleme işlemi başarılıysa verileri veri tabanından çekmesi gerekiyor. Bunu nasıl yapacak? Data dedim. Bir sorgu daha olması gerekiyor. Ya da şöyle olacak. SQL içerisinde fetch aldım verileri, geldim buraya, şunları tekrardan almış oldum. Gerçi burada şifre bilgisini de çekiyorum. Register.php'de şifre bilgisi, user data password, direkt şifreyi alıyor zaten. Burada yapmam gereken başka bir şey var mı? Yok galiba. Else dedim. Hemen oturumu eşitledikten sonra sonucumu success ya da state diyelim buna, state eşittir true. Else error eşittir true. JavaScript dosyamın içerisine geldim. If dönüt nokta state s alert hata window nokta location index nokta php bir deneyelim bakalım. İşin zor kısmına geldik. Giriş dedim. Şu an burası hiçbir şekilde çalışmayacaktır. Çünkü buradaki password'leri artık şifreledim. Dolayısıyla benim önce üye olmam lazım. Şunları bir temizleyelim. İşlemler. Translate diyerek tabloyu boşalttım. Şimdi Abdullah deyince bakalım durum ne olacak? 1 2 3 yaşını salladım. Evet. Kişilere geldim. Bakın şifrem artık bu şekilde sağlanmış durumda. Çıkışım çalışmıyor. Giriş yaptım. Şöyle bir şey salladım. Bir tepki vermedi. Network'e gelelim. Login.php parse error demiş. 15. satır. Şurada bir iki nokta daha olması gerekiyor. Giriş dedim. Sekizinci satırda ölümcül hata varmış. Yine nerede bir hata var? Dokuzuncu satırda. Bunları neden unuttuk böyle? Evet. Gayet başarılı. Şu an böyle biri yok dedi. Hata dedi. Yani false döndürdü. 1, 2, 3 deyip giriş yaptığım zaman tekrar hata dedi. Ki şifremi ben ne yaptığımı unuttum şu an. Allah 2 H ile yazdım. Şifreyi alagoz yaptım. Yaşınız 1, 2, 3. Üye ol. Şimdi üye olup çıkış yapmak da farklı bir dert. Şimdi onu ayarlamadığım için. Buradan geri geliyorum. Tekrardan giriş yapalım Abdullah. Bu şifre kısmını da gizlemeyi öğreteceğim şimdi size. Hata. Neden hata? Karşılaştırma sorunu var gibime geldi. Select yıldız from kişiler ver username'i ve şifresi. Giriş kadı, giriş şifre. Şadir emdiliş, giriş şifre. Eğer böyle bir problemle karşılaşıyorsanız şunu deneyin. Sonuç diyelim ve A nokta şuradan giriş şifreyi tekrardan return yaptıralım. Ki buradaki ile aynı mı diye bir görelim. Şuradan
alert dönüt nokta a. Bu yok zaten. Bu dönecek büyük ihtimal. Giriş yaptım. Frequent şifre. Şu şifre 6350 5A 36 6350. Aynı gibi. A, B, A, D, D, D. Evet. Şifrelerde herhangi bir sorun yok. Karşılaştırma işlemini doğru yapıyor. Yalnız veri çekerken galiba bir sıkıntısı var arkadaşın. Hemen state'i ekrana döndürelim. State. JavaScript'ten yine aynı şekilde. Sıfır döndürüyor şu an. Hiçbir kayıt bulunamadı şeklinde. Çünkü arkadaşlar burayı password yapmışım ben. Burası password. Benim yapmış olduğum yer şifre. Dikkatimi çekti. Bu şekilde gördüğünüz gibi hiç ummadığınız yerden hatalar çıkabiliyor. Ve sizi de yoruyor bunlar arkadaşlar gerçekten. Üzerinde eğer dikkatli bakmazsanız sizi günlerce uğraştırabiliyor. Şimdi işlem tamam galiba. Password, giriş kodu, giriş şifre, şunu kaldıralım. Şuradaki işlemleri geri alıyorum tekrar. Evet. Giriş için tıklayın. Abdullah Halagöz, giriş. Başarılı bir şekilde yönlendirdi. Yalnız ben aynı anda neyi almak istiyorum? Şunu almak istiyorum. index.php'de header'da. Hemen menünün olduğu tarafa şöyle php diyerek echo session user kısmındaki id. Bakalım kaç döndürecek. Böyle bir şey yok dedi. Undefined index. Çünkü o id deyip kullan... Ve ID çekmiş miydim orada? ID çekmedim çünkü ID burada en önemli olan şey. ID diyorum. Şunu şöyle yakınlaştırayım. ID. Burada register.php'de de çekmemişim galiba. Hemen buraya da bunu kaydediyorum. User data kaydı. Şimdi sayfayı yenilediğim zaman bunu yapacak mı yapmayacak mı? Çıkış yapmam gerekiyor. Evet. Tekrardan yeniledim. Giriş. Tekrardan giriş. 18. satır. Virgül. Burası da virgül. Abdullah Halagöz. Evet. 21. satıra tekrardan. Buradaki ID'yi almadı. Şuna ID diyelim. Evet, 2 numaralı ID aldı. Sonunda başardık bunu. Gayet güzel şu an çalışıyor. Kullanıcının girmiş olduğu form bilgileriyle MySQL veri tabanımızda karşılaştırma yaparak kullanıcı girişini de sağlamış olduk. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar.